Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Şerife, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde ebelik bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Sivas'ta KYK'da kalıyorum. Karşıda gördüğünüz pembe binalar bizim kız yurtlarımız. Hadi şimdi birlikte gidip yurtlara daha yakından bakalım. Ve yurda geldik. O meşhur 10.000 kişilik kız yurdu burası. Burası ana giriş kapısı. Buradan direkt geçiyoruz herhangi bir şey yapmadan. Biraz daha ilerledikten sonra turnikelerimiz var. Giriş çıkışlarda bu turnikeden parmak basıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam en geç saat 11'e kadar bu girişten parmak basmamız gerekiyor. Arkadaşlar bu arada deprem dolayısıyla biz şu anda bu yurtlarda kalamıyoruz. Tüm bu gördüğünüz yurtlarda depremzedeler barınıyorlar. Şu anda açık olan bölümlerin tüm öğrencileri de erkek yurtlarına yerleştirildi. Binali Yıldırım Kampüsü'nde Yıldız, Tecer, Sancaktar ve Kızılırmak isimli 4 farklı yurt var. Her bir binada kendi içinde A ve B blok olmak üzere ikiye ayrılıyor. Her bir yurdun yani aslında 2 bloğun ortak kullandığı bir de sosyal tesisleri var. Bu ortada gördüğünüz küçük binalar onların sosyal tesisleri. Sosyal tesislerde ise yemekhane, çamaşırhane, terzi, kırtasiye, müdüriyet vesaire bulunuyor. Şu an karşıda gördüğünüz Tecer yurdu. Tecer yurdunun A bloğu, B bloğu ve ortasında da sosyal tesisi var. Biraz daha ilerleyelim. Hemen yanında da Sancaktar yurdu var. Yine aynı şekilde Sancaktar'ın A bloğu, B bloğu ve sosyal tesisi. Bu iki yurttan aşağıya doğru ilerleyince de Kızılırmak ve şu an gördüğünüz Yıldız yurdu bulunuyor. Normalde şu an bizleri depremzedeler kaldığı için bu yurtları almıyorlar. Ama depremden hemen sonra bizim odalarımız boşaltıldığı için bazı eşyalarımızı burada bırakmak zorunda kalmıştık. Şimdi de onları almaya geldiğimiz için bizi içeri alıyorlar. Ben Yıldız yurdunun B bloğunda kalıyorum. Hemen şurada gördüğünüz 8. kat benim odam. Koridorlar. Koridorların bazı yerlerinde ortak kullanılan ütü masaları var ve çamaşırlıklar var. Burası da benim odam. Hadi birlikte içeriye bakalım. Giriş bu şekilde. Buradan hemen dönünce tuvalet ve banyo var. Hemen içeriği göstereyim. Hani klozet var. Burası da banyo. Böyle. Burada şampuanlarımızı koymak için bir yer var. Buraya havlularımızı asıyoruz. Burada da lavabo. Altında bir dolap var. İç kısmı da kapının hemen arkasında da dolaplarımız var. Odalarımız 4 kişilik bu arada. Başta söylemedim galiba. Hemen dolapların içini de şöyle bir göstereyim size. Burada asgari kısmı var. Yukarıda böyle bir bölüm. Aşağıda da yine böyle raflar var. Burada bir aynası var. Burada askılıkları var. Dolapların hemen yanında bir tane giyinme alanı var. Perdesi. İçeride de bir tane ayna var ama çok karanlık bir ayna. O yüzden hiçbir işe yaramıyor. Burası çalışma alanımız. Masalarımız var. Çekmeceler var. Hemen sandalyelerin altında. Burası manzaramız. Burası sosyal tesis. Az önce de söylediğim gibi yemekhane, kantin, kuaför var burada. Çamaşırhanemiz de burada. Burası B blok. Hemen karşımızda Kızılırmak var. Yine aynı şekilde A bloğu, B bloğu ve sosyal tesisi de ortasında. Şu karşıda gözüken tarafta Yıldız'ın A bloğu. Bu tarafta da yataklarımız var. Böyle 4 tane yatak. Buzdolabımız var. Hemen ufak bir göstereyim.
ve çekmeceler. Çekmecelerin de içini göstereyim size. Bu şekilde. 3 raflı bir çekmece var. Yatakların altını da depolama alanı olarak kullanabiliyoruz. Bizim için çok büyük kolaylık oluyor. Eşyalarımızın çoğunu yatağın altına koyuyoruz. Benim anlatacaklarım ve söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Merak ettiğiniz veya kafanıza takılan ne varsa her zaman sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.